Kur'an-ı Kerim'de kadın ve erkeğin eşit olmadığı açıkça belirtiliyor. Bunun bir sebebi var mı? Neden kadın erkek eşit değil? En temel soruyu sormak istiyorum. Bir dine neden inanmalıyız? Allah neden önceki kitapların bozulmasına müsaade etmiştir? Kaf suresi 38. ayette biz kainatı 6 günde yarattık buyuruyor. İlk sorumuzdan başlayalım hocam. Allah Celle Celaluhu zamandan münezzehtir. Kaf suresi 38. ayette biz kainatı 6 günde yarattık buyuruyor. 6 gün ile ne kastetmektedir? Eldeki Tevrat nüshalarına baktığımız zaman Allah evreni, gökleri, yeri 6 günde yarattığını, 7. gün yaratma işinin bittiğini ve istirahat ettiğini ve o günü kutsal saydığı ifade edilir Tevrat'ta. Ancak Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةَ اَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattığını ve yaratırken de hiçbir zorluk çekmediğini ifade ediyor. Tevrat'taki nüshayla ayete baktığımız zaman 6 gün doğru ama ondan sonraki yorulma yanlış Kur'an-ı Kerim'e göre. Niye? Çünkü Allah yorulmaz. Allah dinlenmez. O onun sıfatlarına terstir. Şimdi başka bir ayete baktığımız zaman اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ Sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra istiva eden, arşa istiva eden, sonra işte yıldızlar, güneş, ay, yıl, günlerden bahsediyor. Onların bilgilendirmesini sunuyor bu ayeti celiyle. Bu ayete baktığımız zaman Allah evreni, kainatı yaratırken gün yok, zaman yok, gece yok, gündüz yok. O zamanki 6 gündeki kastı, yani bizim bildiğimiz 24 saatten oluşan bir günle Cenab-ı Hakk'ın 6 gün ifade ettiği gün aynı değil. Yani 6 jeolojik devir, 6 uzun devir olarak yorumlanıyor. Yani bizim bildiğimiz o çağlardaki devirlerden bahsediyor aslında Allah-u Teala 6 gün derken. Tabii. Çünkü Allah evreni, kainatı yaratıyor, geceyi gündüzü yaratıyor. Sonra zaman, bizim bildiğimiz 365 günden oluşan, 24 saatten oluşan bir gün kavramı var. Ama o zaman daha evreni yaratırken böyle bir zaman dilimi yok. Böyle bir evren, böyle bir dünya yok. Daha yaratma aşamasında. Dolayısıyla 6 günden kastı 6 jeolojik devir, 6 uzun devir olarak nitelendiriliyor. Bizim bildiğimiz gün kavramıyla aynı değil. Hocam, İslam'ın kitap ehli dediği dinleri diğer dinlerden ayrı tutmasının bir sebebi var mı? Kitap ehli, kitapsız olan ehil var bir de. Hani kitaba tanışmayan bir topluluk diyelim. Kitap ehlinin kitapları tahrif olmuş olsa bile aslı vahiye dayanıyor. Yani İncil, Tevrat, Zebur indiği dönemde vahiyle indi. Bir kere bu önemli bir kriter, önemli bir özellik. Bir de mesela kitap ehli farklı konularda, kitap ehli bazı konularda şirke düşmüş olsalar dahi iman esaslarına inandıklarından dolayı bunları niye diğerlerinden ayıran en temel özellik diyebiliriz. Mesela Allah'a iman, kitaplara iman, meleklere iman gibi iman esaslarına bunlar inanıyor. Ancak İslamiyet geldikten sonra artık doğruları tasdik eden yanlışları ortadan kaldırmak kaydıyla Kur'an'ı getirerek son kitap olarak mühürlemiştir. Değerli hocam, şimdi bir genç kardeşimiz bize sesli bir soru göndermiş size sormamız için. İsterseniz bir soruyu dinleyelim. Tamam. Ondan sonra cevaplayalım. Merhaba. Size sorum, niçin inanmalıyız? Yani kabul etmek anlamında bir inanmak değil. İnançlara neden inanmalıyız? Tarafsız ve inancın olmadığı bir açıdan yaklaştığınızda milyarlarca insan farklı farklı dinler üzerine ibadet ediyorlar. Bu dinlerin koymuş olduğu kuralları ve ritüelleri yerine getiriyorlar. Çünkü her bir dinin bir iddiası var. Ölümden sonra yaşam, bu yaşamın bir cennet ya da cehennemle son bulması veya vücut değiştirerek farklı ve daha gelişmiş bir bedende tekrar yaşama kavuşmak. Ancak ortada bir soru işareti var. Bunların hepsi iddia, yani doğruluk ya da yanlışlık payı olan ortaya koyulmuş varsayımlar. Burada bilim ile de yaklaşabiliriz tabii ki. Ancak en temel soruyu sormak istiyorum. Bir dine neden inanmalıyız? İnsan ruh ve bedenden oluşan bir varlıktır. Diğer varlıklardan ayıran en temel özellik de insanın bir ruha sahip olmasıdır. Ruhun da mutlaka bir şeye inanma ihtiyacı vardır. Bunu da Cenab-ı Hak
yaratırken bizim kodlarımıza yerleştirmiştir. Esasında ruhumuzun ve bedenimizin bir takım ihtiyaçları var. Bedenimizin ihtiyaçları nedir mesela? Yeme, içme, nefes alıp verme, gezme. Ruhumuzun da bir takım ihtiyaçları vardır. İnanma, üzülme, sevinme gibi. Dolayısıyla hani günümüz dünyasında böyle kaygı, stres, depresyon gibi çok kötü hastalıklar var. Ve bu hastalıklara en çok düşenler de biraz daha ruhu incinmiş, içine kapanmış, seküler bir hayat. Hayat sadece bu dünyadan ibaret ve bu dünyaya geliş amacını kavrayamayan insanlarda görürüz. Esasında bu dünyaya niçin geldik, niçin yaşıyoruzun cevabını da Cenab-ı Hak yine Kur'an-ı Kerim'de bizlere ifade ediyor. Es-sa'du billah ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'bud. Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Yani biz bu dünyaya geldik, inanmak mecburiyetindeyiz. Bu Allah'a da olabilir, bu bir ineğe de olabilir, bu bir puta da olabilir. İnsanlık boyu, devamlı bütün insanlık mutlaka bir şeye inanmışlar. Ve ruh ve beden bir bütündür. Ruhun da mutlaka bir şeye, bir varlığa inanma ihtiyacı vardır. Buna da Cenab-ı Hak yaratırken bizim kodlarımıza yerleştirmiş. Diğer sorumuza geçelim hocam. Allah neden önceki kitapların bozulmasına müsaade etmiştir? Biliyorsunuz ki İncil'in bozulduğunu iddia ediyoruz. Hatta buna delillerimiz de var. Aynı şekilde Tevrat'ın da. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, İncil, Tevrat, Zebur indiği dönemlerde hak kitaplardı. Ancak tahrif oldular. Tahrif ne demek? Bir manayı uca çekmek, aslından çıkarmak demektir. İnsanlar kendi menfaatleri doğrultusunda bu kitapları bozdular. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da kıyamete kadar Allah Kur'an'ı korumayı taahhüt etmiş. Bu taahhütle alakalı ayet çok manidar. Es-sa'du billah inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Biz Kur'an'ı indirdik ve biz muhafaza edeceğiz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i son kitap olarak göndermiş ve artık mühürlemiş. Ve Peygamber Efendimiz'i de peygamber olarak, son peygamber olarak göndermiş ve mühürlemiş. Şimdi baktığımız zaman neden bozulmuş? Hani Kur'an neden muhafaza edilmiş ama önceki kitaplar neden bozulmuş derseniz hani şeriat kavramı vardır. Bunu bir önce bir anlamak lazım. Şeriat nedir? Allah'ın koymuş olduğu kurallar bütünüdür. Kanunlar bütünüdür. Mesela mevsimlere göre elbise giyiyoruz. Değil mi? Bedenlerimize göre ilaç alıyoruz. Her beden her ilacı almıyor. Herkesin farklı bir bedeni, farklı bir bünyesi var. Dolayısıyla asırlar, her asra göre de farklı şeriatlar gelmiş. Yani insanın ihtiyaçları, toplumun yapısı hep değişe değişe gelmiş. Önceki dönemlerde gelen kitaplar o insanların anlayabileceği düzeydeydi. Ama ancak tekamül ede ede artık Kur'an'la artık Cenab-ı Hak mühürlüyor. Hatta şu ayet aklıma geldi. Maide suresinden Arafat'ta nazil olan ayet. Biliyorsunuz bu okuyacağım ayet son ayet. Es-sa'du billah. El-yevme ekmeltü leküm dinekum ve etmemtü aleyküm ni'meti ve radıytü lekumul islame dina. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım. Din olarak İslam'ı seçtim. Bu ayete baktığımız zaman belli periyotlarda insanlık her devirde farklı kitaplara intisap etmiş ama Kur'an-ı Kerim'de aynı zamanda önceki kitapların doğrularını almış, yanlışlarını çıkarmış. Onların devamı niteliğinde ama eklemelerle birlikte günümüze kadar gelmiş ve kıyamete kadar da Cenab-ı Hak taahhüt etmiş.